Demek dedikleri doğruymuş ha. Ah sevgili Jüriye. Niçin böyle güzelsin hala? Yoksa inanayım mı elle dokunulmaz ölümün sana gönül verdiğine? Ey doğru sözlü eczacı. Çabuk etkiliyor ilaçların. İşte bir öpücükte ölüyorum. Ne oluyor be? Ay. İçim şişti ya. Juliet sen yaşıyorsun. Şu salak rahatsız verdiğin zehri içtim. Bugün ayın kaçı mama? Bugün ayın 16 Ekim 1594. Ya iki gündür uyuyor muyum ben? Kimdir o salak rahat neler yapmıştır bana? Bilmiyorum artık. Nerede bunlar? Bizi ne zamandır arıyorlardır. Ben kaçalım. Buradan. Çabuk. Hoş geldiniz. Ben William Shakespeare. Dünya cündü ve ölmüş bir oyun yazarıyım. Bilenleriniz bilir. Dostlar bana Şeko derler. Bugüne kadar dünya cündü yapmış 38 tane eser yazdım. Eserlerimi bilmeyeniniz yoktur. Biraz önce izlediğiniz sahnede benim dünyanın en büyük aşklarını anlattığım Romeo ve Juliet oyunundan bir sahneydi. Romeo benim karakterlerimin en yakışıklısı, en karizmatiği. Montagüler'in yakışıklı oğlu. Juliet'in Capulet'lerin güzeller güzeli kızı. Bu iki soylu ve düşman aile barışmayı asla düşünmemektedir. Barışı sağlamanın tek yolu aşıkların kavuşmasıdır. Fakat aşıkların kavuşması da imkansızdır. Aşıklara yalnızca Rahip Lorenzo ve Juliet'in dadısı yardım etmektedir. Rahip Lorenzo, Juliet'e öyle bir iksir verir ki, bunu içen Juliet, İki gün boyunca ölü gibi yatacaktır. Romeo bundan habersizdir. Çünkü o sıralar Capuletlerden Tayvan'da öldürülmüş ve askerlerden kaçmaktadır. Her şey bitip geri döndüğünde Juliet'i yatarken bulur ve onu ölü zanneder. Bunun üzerine de intihar eder. Benim yazdığım orijinal Romeo ve Juliet hikayesinde aşıklar böyle bir sona kurban gidiyor. Fakat aşıklar böyle bir sondan sıkılmış olacaklar ki ölmeyi reddedip yaşamayı seçtiler. Bakalım böyle bir son onlara nasıl bir gelecek gösterecek. İyi seyirler. Tekini bulamıyorum. Ya. Juliet nerede benim çorabım? Oh! Bilmiyorum bunu, bilmiyorum. Bir şey de bilsen şaşarım zaten. Bu ne be? Ay. Allah Allah, neden Lucrezia zavallı oluyormuş? Senin gibi bir babası olduğu için. Ayrıca da uyumak istiyor. Uyumak istiyor. O zaman söyle o zavallı kızını eve erken gelmeyi öğrensin. Dün gece saat 4'te geldi. Kaçta geldi? 4 ay harcayın da saat 4'te geldi. Emekleyerek, sendeleyerek, yalpa vurarak. Yalnız mıydı? Valla ne alt yediği belli mi? Yine yatağın altında uyuyor. Ha bir de dua.
duvara bir şeyler karalamış. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ne demek istiyor? Yani ne bileyim, yine düzene karşı bir şeydir işte. Sen şu salak torbayı bütün gün kucağında mı tutacak? Ya ister tutarım ister tutmam. Sana ne? Yine şekerimiz bitmiş. Sen ne zaman almayı düşünüyorsun acaba? Ya alırız canım. Bakıyorsun ya. Sabah sabah böyle şeylerden hiç hoşlanmadığını biliyorsun. Neyin var senin? Ya neyim olsun canım? Sevimli bir ailem var, güzel bir karım. Julie, inan bana, seni o partide ilk gördüğüm günkü gibi seviyorum. Hatırlıyor musun bakışlarımın sana takıldığı an nasıl aşık oluvermiştim? Dur bakayım ne demiştim? Ah! Parlak yanmayı öğretiyor meşalelere. Bir haneşin kulağındaki mücevher gibi. Asılmış sanki gecenin yanağına. Öyle zengin bir güzellik ki bu, el sürmeye değmez. Öyle değerli ki fazla gelir yeryüzüne. Fena değilmiş. Ruhum bağdımla çağıran beni. Geceleyin ne gümüştü bir ses verir severlerin dilleri. İşte dinleyen kulaklara en parlak müzik odur. Ay, hay Allah. Neden? Neden Romeo? Neden dikkat etmiyorsun? Yine berbat ettin elbiseni ya. Ya bir şey olmaz canım, en fazla soylu ailenin annesi falan zannederler. Sorma, ne soyluyuz ne soylu. Başka işim yokmuş gibi bütün gün ben senin çamaşırlarını topluyorum ya. Ne bir hizmetçimiz var ne bir şeyimiz. Bir de soylu diyor. Şu karnını da içeri çek artık! Ya, bu benim karnımın içeri çekilmiş hali. Hem kahve iyi ki döküldü. Zaten leş gibi, iğrenç bir de. Hadi ya, para ver de iyisini alayım o zaman. Tadı da iğrenç, hem kokusu da iğrenç. Hem bu koku bana neyi hatırlattı biliyor musun? Yıllar evvel eczacının bana sattığı zehri. Başta hiç satmak istememişti ama... Gözünü seveyim ama ya, temcid pilavı gibi hep aynı hikayeleri dinlemekten. Peki o zaman Signora Montague, size eskiyle ilgili bir şey soracağım. Bugün ayın kaçı? Nereden bileyim? Bilmezsin tabii. Çünkü bugün evlenme yıl dönümümüz. Evet. Olmaz. Neden olmasın? Tamam, bana inanmıyorsun, güvenmiyorsun. O zaman git o sahtekar rahip Lorenzo'ya sor. Nikahını sor. Babacık, biz seninle 16 Ekim 1594 günü intihar etmedik mi? Ettik. Bugün ayın kaçı? Ha, bugün ayın? Tamam canım, o zaman tam 29 yıldır ve 8 aydır evliyiz. Hep fena mı canım, ne güzel geçti yıllarımız. Çok güzel geçti. Sus Allah aşkına şu yazayım ya. Kilisenin avlusu olduğu gibi gözümün önünde. Allah korusun, sen gözlerini bir dakika geç açmış olsaydın ve ben de seni öldü sanıp o zehri içseydim. Ay zıkkım iç ya, ulan cezası. Ama mort olacaktın. Allah ne kadar. Öyle olacaktı tabii. Gençtim, yakışıklıydım ve sana deliler gibi aşıktım. Ta burama kadar. Ya Juliet bakmıyorsun bile. Şurana kadar. Bembeyaz duvağınla bembeyaz zambakların arasında adeta mermerden bir heykel gibiydim. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Doğruldun. Ve kalktın. Zaten sinirlerim son haddinde gergindi. Buna sebep olacak kişi de o sevgilin olan Paris. Paris. Vallahi orasını bilmem. Bildiğim tek şey, onu senin açık mezarının başında öldürmüş oldum. Beni kışkırtıyorsun ha! Al sana! Ay, övünüp durmasana be! Onu sırtından vurduğum çarşıdaki herkes biliyor. Kaçan erkek sırtından vurdu, tamam? Hem o kahve soğudu. Fincana koyduğumda sıcaktı. Şu an soğuk. Ya fincana koyduğumda sıcaktı! Şu an soğuk! Rahmetli babamı düşünüyordum. Oğlum az kalsın o gece bu silikli kız için intihar edecekti demişti. Aa, benim babamın ne dediğini biliyor musun sen? Ne demiş babam? Ebedi sükuna kavuş. Ailemize böylece geri zekalı katıldı demişti. Dediğin yalnızca o mu? O gün Verona'da kime rastladıysa, Montegilere bizim küçük engerek yılanını vermekle onlardan tarihin en büyük ucunu aldım demiş. Ha, buradaki küçük engerek yılanı da sen oluyorsun sevgilim. Benim babamda espri var bir kere. Canım senin babanda başka bir şey yoktu ki. Senin babanın kıçında donu bile yoktu. Sana bir çeyiz bile bırakmadı. Bir tek o peşine taktığı yalaka kadın. Kulaktan söz etme ya. Ses hala kulaklarımda. İlahi benim ablam. Kendisi bu evin sahibidir de. Genç, güzel, akıllı durma. Turneyi yüzünden.
aramaya Montague. Verona'nın en parlak delikanlısı. Geçimimi bari dersleri yaparak mı verecektin? Benim karımın ailesi böyle servet içinde yüzerken ben böyle geçim sıkıntısımı çekecektim ya. Hadi ya. Sen bana baksana be. Ne ben, ne ailem senin gibi bir çulsuzla evleneceğimi ben nereden bilebilirdik ya? Senin cebin delikmiş be, anlayamadım. Dışarı mı çıkıyorsun? Şu doymak bilmeymişken beni şişir diye bir şeyler alacağım. Turbalmayı unutma ha. Hadi ya. Mamam verirse verirse alırım ben sana. Sen de bulaşıkları yıka. Ya yine mi ben yıkıyorum bulaşıkları? Bir hizmetçimiz olsaydı o yıkardı canım. Bir de söyleniyor. Dışarı çıkacak mısın? Belki. Kaçta dönersin? Geç kalmam canım. Akşama ne istersin? Ne olursa yerim. Fikir verdiğin için teşekkür ederim. Bulaşık! Tur! Sanırım bu nasıl kader, dört yanım dolu keder. Neydim derken ne oldum ben, hizmet giden deneker. Verona'nın altı güneşi, gelen yılmaz sen beni. Macaroni ve spagetti. Uyandın mı benim güzel kızım? Biraz erken değil. Sen dün gece neredeydin? Hangi maymun kılıklığıyla beraberdin? Zihirleniyorum senden. Anlamadım. Elime konuş. Papazı gözetlemek için balkona kim çıkardı kim? Bizim küçük canım.
Çok kısa bir soru sordum. Hasta mı? Kim? Yahu Signore kabul et işte. 80 yaşını aşmış bir kadının birazcık daha iyi hasta olması gerekmez mi? Hasta! Ah vah 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 Nesi var? Romatizma. Romatizma mı? Yani başka bir şey yok mu? Daha ne olsun? Romatizma nasıl bir laf olur siz hiç bilmezsiniz. Neden her gelişimde kayınvalidenizin sağlığını soruyorsunuz Bay Romeo? Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Beni çağırtırsanız valisinden sızığım sızığım sızığa yapacaklarım. Acele gelirim. Sonra da kayınvaliden nasıl diye sorar da sorarsınız. Şu bacaklarımı görüyor musunuz? Ay görüyorum. Ya sen boş mu? Benim kayınvalidemde para var. Ondaki para denizde sana attın. Ve benim aptal. Evlendiğimiz günden beri annesiyle konuşmamaya yeminli. Yeminli? Yeminli. Sizinle evlenmesini kesin olarak karşı koymadığı için annesi de çok kırgın. Bulaşı yanıyor. Ama var ya, hanımım çok zengin. Öyle paraları var ki aklınız şaşar. Bari hastalığı al. Çok ağır bağlamıyor, taşıyamıyorum. Anladım. Kilo aldı, kendi başına bir tek bir adım atamıyor. Bütün gün şu biçare kollarımla onunla koca kıçını merdivenlerden bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı taşır oldum. Aşağı yukarı çok ağır. Ne kadar? İşte bir gemi basamak var. Ya çok canım, yani kaç kilo? Yetmiş beş. Geçen sene 70 ama yine 5 kilo aldım. Tabii iyi bakıyorum. Tavuk çorbasıyla besliyorum. Ben pek güzel tavuk çorbası yaparım. Tavuk çorbası mı? Ya 80 yaşını aşmış bir kadının neyle tavuk çorbası be? Ne torbası? Ya diyorum ki gırtlağına dikkat etmeli. Etmeli ama etmiyor işte. Diyorum, uyarıyorum, yeme diyorum. Hamili gırtlağ. Ama galiba nefes darlığı falan da çekiyor. Bir romatizması da var. Merak etme, sana da bırakır. Kime? Sana da bırakır diyorum, meraklanma. Öyle mi dersiniz? Öyle tabii. Şimdi dadıcım, sen bu merdivenlerden bir aşağı bir yukarı. Senin bu merdivenlerde hiç ayağın kaymadı mı? Hiç kaymaz olur mu ya? O zaman birçok kez daha kayacak. Sen şimdi kaynanayı sırtladığın zaman merdivenlerden bir aşağı bir yukarı giderken bir anda pom diye ya ya. Sonra bir bakmışsın bütün olaylara. Küçük canı bana ne yazık ki bir şey göremiyorum demesin mi? Ay ne evlilik gibi sıvacaksın sen. Boş kalalım ya. Bay Romeo ne yapıyorsunuz canım? Bırakın. Bay Romeo. Diye sararıp solmuş kederinden bak. Yani ben böyle konuşurum, anladın mı? Herkesi de etkiler, her zaman da tutaklı. Yalnız Jülyet artık bana karşı üzgünüm. Sahi mi? Evet. Sen bir
bir şey öğrenmek istiyorum. İlk kimdi dadı, söyler misin bana? İlk kimdi? Paris değil mi? Aa, Paris. Ne erkekti ama. Pek yakışıklıydı. Sizin gibi hiç değildi. Onu öldürmek zorunda olduğumu biliyorsun. Peki, şu serkeş kavgacı kemikleri çürüye sıcak Taybalt. Yani, ya daha bir sürü var işte ya. Ama Benvolio olamaz değil mi? Benvolio bana bunu yapmaz. Yapmadı değil mi dadı? Yaptı. Oldu. İstiyorum, lütfen anlat. Ya bak, anlatırım ama aramızda kalsın, olur mu? Söz. Niyetinde yok değil mi? Yok yok, söz anlat. Bak anlatıyorum. Günde birine bizim küçük canım altına çıktı, tamam. Oradaki bir manastırda bir papaz her sabah doğardı. Onu gözetlerdi. Sorardı bana ne yapıyorsun diye. Aa arkadaşım, ah nasıl ki bir şey göremiyorum, üzerine doğa kitabını koymuş demesin mi? Evlilikleri sıvacaksınız o. Daha bu hikayeyi kaç kere anlatacaksın? Daha önce anlatmamış mıydın? Yok. Baba! Küçük çadım! Küçük çadım geldi! Yürü yavaş be! Ya, yavaş şundan! Şuradan şuradan yürü! Demiştim ya. Söylesene kızım. Ben kendimden bunu anlayamam ki. Başla Ophelia.
Adım bir kere Ofelia değil ya Juliet. Her neyse işte başla be. Seni mi bekleyeceğim? Tamam Mustafa'lar tamam. Ben kocamı sevmiyorum. Hemşire o kadar mı? Kızım bak siz kiliseyi yanlış anlamışsınız. Kilise adama bir çarptı mı o zaman görürsünüz. He? Sen beni bunun için mi çarptın? Bunun için mi günah çıkartma ihtiyacını duydun? Ayol bundan tahmin alabilirim. Kocasını sevmiyormuş. Yediği naneye bak. Her evlilikte olur böyle şeyler. Eğer durumunda bir değişiklik olursa, hani başka bir erkeğe aşık olursa, o zaman bana haber gönder. Gelirim. Şimdilik günah çıkartman gereksiz. Durun Mustafa Feder. Ben size kocamı sevmiyorum derken o iş o kadar basit değil. Benim artık ona tahammülüm yok. Kime? Romeo'ya. Elinde kuru kafayla gezen o siyah bir isimli mi? Evet evet ona. Siz ahmak bir yaşamanın ne kadar kötü olduğunu biliyor musunuz? Nereden bileyim? Yalnız bir zamanlar bir köpeğim vardı. Üzeri benekli, kocaman bir köpek. Pek ahmak bir yaratıktı ama. Kalk dediğimde otururdu, çök dediğimde yerinden sıçrardı. Havlamayı bile bilmiyordu. Mustafa. Kız, biz ne konuşuyorduk? Ahmak kocamdan bahsediyorum Mustafa. Hep böyle olmuştu. Ahmak bir koca, ahmak bir aşk. Evet, onu o zamanlar ben de şöyle demiştim. Erkek, yiğitliğinden uzaklaşan, muğdan bir şekilmiş meğer kalıbı. Çok güzel demişsiniz Kutsal Peder de, bir bana izin verin, ben konuşayım, ben bir derdimi anlatayım. Tabii, bağışla kızım. O maskara kıyafetleriyle de elinize pat diye damladığında da saçma sapan şeyler söylemiştik zaten. Ne demişti o ya? Ha, şey, şu değersiz elimle bu kutsal tapınağa saygısızlık edersem ne ince bir günah bu. Dudaklarım, iki utangaç ziyaretçi, hazır o kaba teması, nazik bir dokunuşla düzeltmeye. Bu ne işin ya? Ya hadi bir git şuradan ya. Sen de bunun üzerine az saçmalamamışsın. İyi yolcu, pek haksızlık ediyorsun eline. Saygılı bir bağlılık görünüyor bunda. Ha? Ermişlerin eline, hacıları gider, onlar böyle avuç avuca derler. Ben neredesin? Oturun Mustafa, oturun. Ne yapsaydın ya? O zamanlar özellikle de benim çevremde böyle koşmak çok modaydı bir kere, tamam mı? Hem o da böyle miydi ya, böyle yakışıklıydı. Saçları falan dökülmemişti, kaslıydı. Şimdi onu bir görseniz, her tarafı bıngıl bıngıl, bir de çıplak görseniz. Her tarafı yağ içinde ya. İşte kadar. Sabah akşama kadar kör bıklandı, turpla besler. Akşamdan sabaha kadar da şu kokuşmuş çoraplarını gözlerine bağlayıp ya böyle diyor. Bir de işin anıcı tarafını daha siz duymadınız. Sıcak su torbası. Sıcak su torbasını aç. Ne? Torbaya mı aşık? Lastik bir torbaya aç. Ya. Ona isim bile taktı ya. Sıcak su torbasında da Lisa. Ay, Lisa ha? İyiymiş. Bence bu değişik bir ilişkiler. Ne var ne? Diyorum ki her gece ona sarılıp yatıyoruz zaten. Bilmem hani anlayabildiğiniz gibi. Yani bu Danimarka prensinden kullarına neler geliyor doğrusu? Danimarka prensi olan Hamlet ya ben kendi kocamdan bakıyorum. Romeo olan koşu odasında. Neyse kızım yanlış anlamışım. Sen de bir sıcak su torbası kadar olamamışsın. Son kadar bana yeteri kadar indi göstermiyor. Sen de mi biletiz? Yine karıştırdınız kısaltılar. Ya yine neyi karıştırdım be? Aman yok bir şey. Tamam tamam. Demek ki senin derdin ilgi. İyi ama bu zamanda kimin derdi ilgi değil ki Mertesim? Şimdi ben sizin dertlerinizi dinleyemem ki. Benim sizden ricam bana yardımcı olmanız. Diyorum ki kocam benimle hiç ilgilenmiyor. Hem de tam 29 yıldan beri. Yine de ona böyle sokuluyorum, zirveler falan yapıyorum ama bu kadar da bana ben böyle şeylerle ulaşamam üstüne için falan yapıyorum. Yardımınıza ihtiyacım var, kutsal beden. Ya demek bu kara giysili prens seni sevmiyor ha? Yalnız kendini seviyorum. Ha, Türklerini seviyorum. Bir de Lisa'sını seviyor, Türklerini, Lisa'sını ve kendini. Aaa, klasik bir ilişki desene. Yardımınıza ihtiyacım var demişti, kutsal beden. Yardıma var mı? Gitme manastıra kapan Ophelia. Şu
böyle genç papazlar var ki? Benim bile için gidiyor, lokumlar lokum, yersin. Hem onlar dedikodu da yapmazlar, benim birkaç tanıdığım var. Onlar da işlerinden şikayetçi. Hele biri var daha iyi, kimdi o? Asalak kafam. Heh, bana hocası Montigü vardı ya, işte o deşini bulamamaktan yakını. O zaten benim kocam, kusura beden. Hayır mı, yakın mısın? Dua edeceksin kızım. Dua. Tesbih duası. Ne olursa olsun. Tesbih duası kızım. Günde üç kere. Ha, yemekten önce mi sonra mı? Sonra mı kızım? Her neyse. Benedico. Te in nomine. Patrisi. Ventrisi. Et bine. Sigurdus. Sanste. Hadi bana eyvallah. Sordum da bir şeyin mi eksildi? Yani sen nesin biliyor musun? Ahmak diyeceksindir. Sen hiç söyleme, ben seni tamamlayayım. Ahmak demeyeceğim ben sana. Sen ahmak bile değilsin ve sen insanlığın yüz karasısın. Ya sen de var ya, anan gibi bir yılansın he. Ben zehirleyecek misin? Sen zehirleyemedik kadıncağız. Ağzındaki böyle pis iğrenç şeyleri de döküyorsun böyle kavga niyetine he. Döküyorum tabii ve canıma değsin. Şurama kadar geldi. Ya sen ne terbiyesiz bir kadınsın be. Bir aile reisiyle böyle mi konuşulur? Ya nasıl konuşulacağını öğrenip o çenemi tutarsın ya da bu evi senin başına geçiririm, anladın mı? Tutmuyorum çenemi efendim. Senin şu salak lisanın nerede? Al o zaman. Bak ben çenemi tutmuyorum. İkiniz birden alırsınız. Al lisanı, sen ol git bu evden. Arkanızdan da gözyaşı mı yapacağım sanıyorsun sen? Eğer bir daha lise yakarım edersen seni hakaretten ben ederim. Ağlasaydın bir de be! Sus! Aslında sizin kadar o rahip de beni sinir etmekte. Beni de şimdi uydum.
Benim de bir şey söyleyeyim size üstad. Yani şimdi bizi sizler yazmadınız mı, yaratmadınız mı? Yani bizi böyle aşağılamanız bence çok yerinsiz. Evet, başınıza ne geldiyse hepsi sizin yüzünüzden. Benim yüzümden mi? Anam! Göklere haykırırım derdimi. Dayanamam ben, itiraz ederim buna. Sen, sen Romeo ve sen Juliet. Siz ikiniz, yıllar evvel ödeneceksiniz. Sizi yarattığım günlere, şiir rüya alemine ve kanat çırpar aşkın goncasına. Bitti mi? O zaman şimdi de beni dinleyin. Bakın başınız. Biyesinizdeki bazı bölümleri değiştirmek istiyorsanız konuşup anlaşabiliriz. Ama bu iş böyle bağırmakla çağırmakla hiç olmaz. Stratford'da da mezarınızda da dilediğiniz kadar bağırabilirsiniz. Orası beni hiç ilgilendirmez. Ayrıca da bundan sonraki yaşantınız için size hesap verecek değiliz. Haksız mıyım? Haklısın hayatım. Nereden gördüm? Romantik havanızdan sıyrılıp gerçeği görme zamanınız geldi de geçti Bay Shakespeare. Davul sesi! Tuttu be! Diyeceğim o ki ben yazmıştım zarif bir trajedi. Vodvil oldu çıktı hem de adi bir komedi. Sırası gelmişti artık. Soruyorum size, ne hakkınız var beni böyle dezil etmeye? Peki suç kimde? Nikahımızı rahipler özetliyorsan siz değil miyiz? Ya ben onu birkaç günlük diye tasarlamıştım. Yahut biz de ölmedik ve hayatta kaldık işte. Sen bunun hesabını bizden soruyor musun şimdi de? Ya kızım, ben sizden hayatta kalmanızın hesabını sormuyorum. Hayatı devam ettirme şeklinizin hesabını soruyorum. Bir kendinize bakın ya. Romeo'yu rücu etmiş. Bir kere zaten asıl terslik piyesin isminden başlıyor. Sizde şu kadarcık incelik olsaydı, piyesinizin ismini Juliet ve Romeo koyardınız. Malum kadınların ismi başta gelir. Dikkat ettin mi? Diğer eserlerinde de sürekli kadınlara böyle gaddarca davranmış. Antonio ile Cleopatra'yı da öldürdün. Ya bırak onları, Ophelia'ya yaptıklarına ne dersin? Zavallı dedim lan. Lan yazık değil mi lan kadına? Ben neyi koymadım? Ama ne yaptınız siz şimdi ya? Ben yaşlı ve ölmüş bir şairim. Bir dakika. Eserlerinizde kaç ölü var hiç saydınız mı? Saydım. Ya da hiç yormayın kendinizi. Ben geçen gün sizin yerinize saydım. Yani saymakla bitmiyordum. Bunlara cinayet değil, resmen katliam denir bayım. Ama Romeo, sen ne yaptın şimdi ya? Ben yaşlı ve ölmüş bir şairim. Size yardım etmek için gelmiştim. Diler dedin ya! Al bundan da 10 para. Altına da sıçma. Bana ne sordun? Ben de davet ettim. Ya maalesef ağlamayın. Ama diler dedin ya! Oha! Seni düşürdüm. Ya bunun resmini anlayışım. Bay Shakespeare ağlamayın. Ya Bay Shakespeare ağlamayın ya. Biz şurada oyun oynuyoruz. Piyeslerimizin hepsinin parlak bitmemesi sizin suçunuz değil mi? Hem bir bakmışsınız yüzyıllar sonra bile oynadınız. Önerler mi dersiniz? Önerler tabii canım. Piyasada adam akıllı bir geç mi var? Oturun. Hayır, size bir şey soracağım. Ne zaman ölmüştünüz ya? Allah taksiratımı affetsin. Bir 70 sene oldu galiba. Hiç göstermiyorum. Biz ancak 5 yıl olmuştuk. Tebrikliğiniz efendim. Kendime çok iyi bakıyorum da. Ben içecek bir şey alabilir miyim acaba? İngiliz çayınız var mı? İngiliz çayımız yok canım. Yani o zaman yerli çay alabilir miyim? Ben de çay alabilir miyim canım? Sen hiç mesela şaşırt mısın? Nasıl gidiyor hayat toprağın altında? Ah Romeo ah! Topların av olsun kucağında. Yem olmak varmış böceklerin kurtlara. Soğuk ne demek be, heyhat, azdır bu kelime. Soğuktan da soğuk dersen bu, daha yerinde. Romeo, aranızda kalsın sana bir şey anlatacağım. Bu mezarın altında asıl mesele soğuk falan değil. Bu da iyi bir şey.
Ne diyorum? Sol mezar. Ya yere koymayın canım. Bunu buraya boşuna mı koydun? Sol mezar. Niye bu olan? Melek direk. Sol melek ve heyman. Al bunu. Soldan. Sol mezarın altında. Asıl mesele sol falan değil. Şimdi ölüsün bir yerde. Orada yatıyorsun. Oralı buralı böcek geçiyor. Ay. Tepki de veremiyorsun. Çok kötü ya. Be. Kötüymüş valla. Bir parçasını siz de duyuyor musunuz? Yok ben biliyor muyum? Duyuyoruz. Duymaktan mı? Şey, Bahşet, siz merak ediyorsunuz kim çalıyor mu? Bizim kızımız Lüke Tanrı'ya bombeye egzersiz yapıyor. Çok yetenekli bir çocuk ya. Olmaz! Olmaz! Yalan dersem şaşmayın bana! Hiç düşünmemiştim ben. Hürriyetli olacak şefkatli bir anam. Ne haklıymışsınız Bahşet? Kesinlikle yine! İçerideki bunlarla uğraştım. Yetmiyormuş gibi! Bir de ah, görüyorsunuz efendim. Her gün böyle kafama etini yediler, bıktırdılar ayağım sanki. Haklısın. Görüyorsun ki muhabbet ediyoruz burada. Gitsene ilgilen be. Bir şey de işe yarar. Bir kere işe yarar. Başıma ağrı vermiyorum. Yemin ediyorum. Nasıl tutacak? Canım benim bu kalbim. Yat da başımda ağrısı geçsin. Derslerini yaptın mı münasebetsiz kız? Şuna bak. Ne diye yapacakmışım? Ne demek ne diye yapacağım? Bir şeyler öğrenmek için tabii ki. Ne diye öğreneceğim? Adam olmak için. Önce sen okuyorsun, babalık. Ya ne diyorsun sen? Juliet! Ya Juliet ya! Gelemez, başı ağrıyor. Sus be! Juliet ya, bunu hiç gözünü seveyim, ben bu kızla uğraşamıyorum. Neler oluyor bana? Ah melek simalı güzel. Saçların nurla, damarlarındaki donmuş kanayla evlendirdin. Nefesim, nefesim düşüncelerime ayık uyduramıyor. Maşallah sana be, maşallah! O mu? Ya o bir İngiliz turist ya. Ya bir bana bahşettin. Bu ne insan bu ne? Senin gibi bir güzelliği karşımda görünce dayanamıyorum vallahi. Benim adım Lucretia. Selam. Selam. Benim adım da William Shakespeare. Ama dostlar bana Şeko derler. Ay Allah aşkına ya. Vallahi 40 yılda bir evimize esaslı biri düştü. Bunu ima eden sözlerle daha önce de muhatap olmuştum küçük hanımefendi. Ama sizden duymak beni ayrıca bahtiyar etti. Ya sen boşver küçük hanımefendi laflarını. Onları kilesen. Musiki aşkın gıdası ise. Senin ismin de tıpkı musiki gibi. Ovlaki! 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 Ya böyle cahçaklık olsak boşuna mı gidiyor seni? Ne için sen bir kere? Şairim sayın Lucky hanımefendi. Yazarım aşkı anlatan trajedi ve onları eşsiz senetlerine. Hadi be! O da senin mi? O gece dans etsem, durmadan dans etsem. Yok. Bu My Fair Lady adında çalgılı, rakslı, basit bir oyun. Benim eserlerimle karşılaştığımız. Ay deme ya. Belki sen gibi böyle rakslı bir şey çalarsın. Neydi? Ben cezamı çekeceğim. Cezamı? Onu da bilmiyorsun işte. Yüksekten kaçacağım işte ya. Ey gökyüzü! Kanatlandırsın seni kaçman için. Artist olacağım. Kelle olmaktan daha esaslı. Hem yeteneğim de var. Başımı döndürdün. Ey büyüleyici masal kedisi. Karşıma çıkmamıştı daha önce böylesi. Yer yerinden oynamadı. Dolaştıkça bağlı. Zelzele misali titremeli. Verona'nın karesi. Başı kesme. Hadi gel birlikte dans edelim mi? Sen onu söyle. Vallahi bu yaşıma geldim. Daha önce hiç böyle bir teklifle karşılaşmadım. Ulan senin her yere gelirim be. O dediğinden de yaparım. Ulan dansa da gelirim be. Ve sosla erkek düşünme. Öyleyim be. Lan. Ne oluyor lan burada? Ulan ben seni evime bunun için mi çağırdım? Ne yapıyorsun lan sen? Baba, baba biz birbirimize bittik. Oğlum şaka mısınız lan? Tık tık! Baba! Romeo!
ağır ol. O kızı rahat bırak, o suçsuzdur, o temizdir. Bu ihtiyar yürek var ya, tertemiz duygularla coştu. Seni tertemiz, sana bir tertemiz duygun ısınırım. Sonra görürsün beni tatlı yeni yakaladım. Ya, tamam ben gidiyorum. Ama bu son olmayacak. Büyük bir aşkın başına gidiyor olacak. Şöyle! Bunun da yaşından başından utanman yok mu be? Hem sen bu adamı tanıyor musun? Bu adam var ya bu adam. Senin annenle babanı öldürmeye çalışıyordu be. Tüh sana yazıklar. Bana ne be? Ya her şeyi geçtim hadi biz umurunda değiliz. Bari bu adamın yazdığı şeyleri de mi okumadın kızım benim? Okumadım. Hem çok güzel bir eser yazmış bir kere. Kendisi anlattı. Yalan. Katliyen yalan. İnanma buna. Baba ben şekolle çıkıp gezeceğim. Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Gül sen ancak diğer odaya gidip ders çalışırsın canım benim. Baba şekolle çıkıp gezeceğim diyorum. Bağırma. Senle annemle beni hiçbir zaman anlamadınız. Anlamayacaksınız da. Gereksiz olduğunun farkında. Ama inan bana, seni bu zamana kadar ne başkasıyla aldattım ne de başka bir kadına baktım. Ama ne yazık ki kader bizi buralara kadar getirdi. Evet, dinliyor musun? Ne yazık ki biz ayrılmalıyız. Bizim için tek doğru, tek düzgün yol bu. Ver kararını Juliet.
Kaderimiz senin ellerinde. Bu yerden şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana bir hizmetçi lazım. Sen beni dinlemedin. Dinlemedin değil mi? Dedim. Ne dedim tekrar et? Ne dedim tekrar et? Evet, komik. Şimdi kulaklarını aç, iyi dinle, bir daha söyleyeceğim. Tamam mı? Ben evlenecek kadar dışında değilim. Değilmişim. Ben özgür olmak istiyorum. Yaşantımı düzene sokmak istiyorum. Böyle iğrenç karı koca ilişkilerinden istemiyorum. Anladın mı? Daha düzgün bir şey istiyorum. Daha düzgün bir hayat. O zaman seninle bir anlaşma yapalım. Evet. Otur şöyle. Haftada 3 gün. Pazartesi, Perşembe ve Cuma. O kadarın üstesinden de gelirsin artık. Geliriz evvelallah. O zaman bu sıkıntında kalmaz. 2'den 8'e kadar. hem yarım gündelik verir, sigortaya kaydetmemize de gerek kalmaz. Ya babam ne olursun bir hizmeti tutmama ya. Tamam, hizmetçiyi tutacağım. Ben sana zaten ne zaman hayır dedim. Şu yüzüne sürdüğün abuk subuk kremlere bile tonlarca para verdim senin şu iğrenç isteklerin yüzünden. Ama sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra hayatımı düzene sokmak için her şeyi yapacağım. Önüme kim çıkarsa öldüreceğim. Hadi biraz daha sağa. Biraz daha sağa. Devam et, devam, devam, devam. Senin bir eşin benzeri yok ya babacığım. Gerçekten. Böyle kahvaltımı yatağıma falan getirir. İlk gün gelir. Çarşamba geldiğinde de şöyle azıcık bir etrafı falan toparlar. Cuma'da işte bulaşık falan ki aman canım o kadar da o düşünsün. Çok güzel. Ben kime ne anlatıyorum zaten, ben de inandım. Bu evde bir kişicik de beni dinlesin ya. İzlediğiniz işte ilk bölümü. Bir zamanlar deliler gibi severlerken birbirlerini, şimdi fırsat arıyorlar oymak için gözlerini. Her birinin elinde ötekine sürülecek 10 kara. Neyse, şimdi verelim 10 dakika ara. Shakespeare!
şimdi sorardım. O zamanlar başka birisinin sorduğu gibi. Kim sesleniyor ulan bana? Ve şimdi ben de size soruyorum. Gerekli miyim bu evde? Ya Bay Şekspir, kusurunuzun yağlıyım. Ne olursunuz siz şuna şu geri zekalıya söyleyin o sabah hangi kuşu öptürdüğünüz ya. Ben biliyorum cevabını. Ama korkuya verme dur, o sorayım. Tamam. Yani sizce o sabah gecenin karanlığında ilk kez öterken buluşmanızda hafızam beni yanıltmıyorsa şöyle... Hatırlayamayacak mısınız üstad? Hayret edilmemeli hanımefendi. O kadar çok gece, o kadar çok aşk çıkmıştı kalemimden. Hangi kuşu kime öttürdüğümü bilemem. Fakat sizin şöyle değil mi? Dinle, dinle gök kubbede öten tanrı kuşunu. Yine karıştırdı. Oturmaz mısınız? Ama ben anlamıyorum ya. Şu o geceyi bir gözünüzün önünde canlandırsanız da bu salak benim akrabamı öldürdü. Acı kadar kapımızı sarsmakta. Ama biz, çağın ünlü aşıkları, iki saat boyunca yapacak başka hiçbir işimiz yokmuş gibi bülbül müydü, tarla kuşu muydu diye tartışıp durduk. Meğer ne basitmiş piyes yazmak. Yahu kızım, ben almadığımca o konuşmayı rastgele kaleme. Karşılıklı diyalog denir buna bizim işte. İster öten tarla kuşu, isterse bülbül olsun. Önemli olan romantik bir hava yaratmak işte. Benim derdim çıkartmak herhangi bir kuş sesi, biterken o aşkın efsanevi gecesi. Bunları pek beğendiğim bir şairin satırlarında okumuştum. Sırası geldikçe kendi eserlerimde de kullanmışımdır. Yıllardır neye şaşırdım bilir misiniz? Sahneden birisi öne gelir, halka doğru konuşur ve sahnedeki diğer geri zekalarını anlamadığını zanneder. Şimdi ben de bu geri zekalarının dediklerini duymamış gibi yapacağım. Bülbül de. Tarla kuşu. Ya bülbül de. Arkadaşlar, arkadaşlar. Diyorum ki, önemli olan kuş sesi. Ya hangi kuşun öttüğünün bir önemi yok. Zaten bütün kuşlar aynı ötmüyor mu? Cik cik yavrum, cik cik. Ya tamam işte be. Cik cik diye bülbül öter. Hayır canım. Tam tersi. Arkadaşlar. Tam, sus. Bülbülün tam tersi nedir acaba? Sen bana söyler misin? Bülbülün tam tersi. Tarla kuşu be işte. Ya bülbül mü? Tarla kuşu. Ya bülbül mü? Yeter. Dur. Arkadaşlar, madem bu kadar önemli, hangi kuşun kimi öptü? O zaman izin verin de ilham verin. Hatırlamam için öpsün beni. Kiss me Kate, kiss me! Kate? Kate yok mu ya? E bana geleceğim demişti ama. Oo. Of, ilham perinizin adı Kate mi Bay Şekspir? Onların isimleri zamana ve mekana göre değişir. Ama bugün Kate yok. Lucretia de yok mu ya? Yok! Yok! Size gelirdi değil mi evde olsaydı? Nerede sizin şu ilham veriniz midir nedir öpüyordu sizi he? Dediğim gibi gelmeyecek galiba. Neyse ben açıklamaya çalışacağım. Dene Juliet, sen Romeo dedin ki kulağına kuş sesi geldi diye mi biliyorsun? Ama hangi kuşun öptüğüne dair bir isim var. Yani cevap bu mu? Yahu kızım. İster öten bülbül olsun, ister tarla kuşu olsun, isterse saksağan olsun. Bunların hepsi kuş. Uçar ve gider ama havada... ve bu geri zekalı Hamlet'i yazdı. İftira, yalan, alçaltıcı tuhametler bunlar. Benim de kulağıma geldi ama ben inanmadım. Hor görülmek ve bunu bilmek. Hor görüldüğünü bilmeden bohbollanmaktan daha iyidir. Bak bunu beğendim. Acaba kendisinin mi? Elif hakları kendine. Size bir şey soracağım üstad. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu söz hakkında hiçbir delil bırakmamış olmanız sizce neyi ifade ediyor? Nasıl yorumlarsınız bunu? Ya bunda yorumlanacak bir şey mi var be? Neyini yorumlayayım ben bunu? Yoksa Francis Bacon mı? Stephen Marlowe.
Söyle hadi. Söyle hadi. Sen miydin değil miydin? Sen miydin değil miydin? Değildim. Ben söyledim işte. Biliyordum. Ben biliyordum böyle bir alçaklık yaptığını. Benim ya da ben değilim. Kim bilebilir? O mudur bu? Bu mudur o? İster deyin bana, yalancı, şarlatan, ne gelirse aklınıza. Yine de ben William Shakespeare'im. En iyisi buradan gideyim de rahat etmek için öleyim. Belki. Kaçta dönersek? Geç kalmam. Kırmızı turp bulursam alayım. Peki beyaz turp alayım mı? Beyaz da al. Al turp al. Peki bunu baştan söylesen olmaz mı? Beyaz turp al, kırmızı turp al. Ne zaman çıkacaksın? Ne zaman geleceksin? Sana ne lan? Gelmiyorum, gidiyorum. Hep bir daha da gelmeyeceğim. Sizin evliliğinizle ilgili bir şey mi söyleyeceğim? Yine mi günah ya? Ya kutsal peder. Bizim evliliğimizin geçerli olduğuna emin misiniz siz? Sizi ben evlendirdiğime göre geçerlidir mi kızım? O zaman... Peki ya... Bizim evliliğimizin... sahte olduğunu ya da kocamın hiç kullanmadığını bilirseniz? Hazin olmakla beraber gene de geçerlidir kızım. Birini öldürmüş olsaydı belki o zaman... Bir dakika. Bana bak kızım, yıllar evvel olsun. Yıllar evvel önce o taşlı kadın boğmamış mıydı? Denizde doğruyu. O başkasıydı. O başkasıydı. Kimdi? Senin kocan o değil. Değil, İyi.
Ama o zaman...
Tanrım! Bu ne büyük üzüntü. Soğuk bir kış gecesi gibi yayıldı yüreğime çöktü. Yeter, bir ders vereceğim ikisine. Okudular eserimin içine. Ne yani, onlara mı sorulacak fikirleri? İster yaşatırım, ister öldürürüm dilediğimi. Sen buraya iyi alıştın ha. Babanın evi de. Sana mühim haberlerim var Romeo. Özel olarak değiştim ederim var. Ruhların sessizce dolaştığı karanlığa. Ya uzatma da söyle neymiş o. Olanlar oldu ey soylu Romeo. Yerinde sordu. Evet olanlar oldu. Artık ne yürüyor ne de taşıtıyor kendini. Artık anlamayacak taşıdıklarını da bedenini. Yoksa... Evet. Anladın kimden söz ettiğimi. Signora Capuletti'nin ruhunu teslim ettiğini. Sevgili validen, sarayın mermer taşları üzerinde. Ah ne büyük acı! Ah vah 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 vah. Kimin aklına gelebilirdi böyle bir şey, yazık. Kimin aklına gelebilirdi, orasını bilemem. Ama kimin arzulayıp kimin istediğini çok iyi biliyorum. Vallahi şimdi iki varisi oldum. Hem annesi hem de kızı. Annesinden kurtulduk. Ama kızı... Diyeceğim o ki sana. Başka bir varis olmadığına göre, Juliet'in kocası olarak hakkını ara. Al şunu! Bu ne? Sorma! Bilirsin canım, Mantua'daki eczacının. Şu sıralar sahibi bir eczan fabrikasının. Nereden buldun lan bunu? Ben her zaman taşırım bunu yanımda. P.S. yazarken aniden aklıma gelirse bir fesatlık, kullanırım bu şeyi. Çok yaraşır. Nasıl kullanıyoruz bunu? Nerede? Yanlış olmasın ha. Ya bilirsin canım. Bunu bir sıvıyla, suyla falan karıştır, içiver. Hani sen de 20 kişinin gücü de olsa, bitirmenin işini. Hayır be salak, içecek olan da. Anladın değil mi? İçecek olan da. Anladım, anladım da. Şimdi ben kızımın annesine yapamam ki böyle bir şey. O kızın annesi de. Peki ya sen babası mısın? Düşün bunu. Şimdi tam sırası. Siz var ya, siz bir şeytansınız. Şeytan! Aslında pek de haksız sayılmaz benim Romeo. Cinayetler, kefazelikler, tecavüzler ve katliamlar. Bunlarla doldu yazdığım bütün eserler. Sizler yerlerinizde oturmuş, yarı keyif, yarı dehşet içerisindesiniz. Sahneye çıkar bir soytarı, atar takla, az evvel unutursunuz, atarsınız kahkaha. Bu hep böyle olmuştur ve daima böyle olacaktır. Oldum olası bildirdiniz. Neyse, artık bekleyin şu oyunun finalini. Artık bekleyin şu oyunun finalini. Bende buluyorsun Juliet. Seni Romeo'dan kurtaracağım. Evet bunu yapacağım. Bak sen nereden geldin Romeo'dan beri kurtarmak? Çünkü sevgili anacığım, Signora Capuletti, o soylu düşes var ya. Ben başlayacağım şimdi soyundan da sokundan da be. Konuya gel. Ne olmuş soylu düşesi? Sen de dedin.
diyarına geçerek. Eğlenceler. Yavrum, neden anlamak istemiyorsun verdiğim mühim haberi? Yoksa saklamak mı içindeki derin kederi? Buraları basma! Daha yenisin de öne git! Sen nasıl bir kızsın be? Hiç mi acıman yok senin be? Ananı öldü diyorum, ananı! Bak kızım, annenle o kadar zamandır görüşmüyorsunuz ama yapma böyle. Öldü, gitti. Bütün serveti diyorum, sana kaldı sana. Sen o salak Romeo var ya, o salak Romeo. Seni önce büyüledi, sonra da gitti. Bay Şeskir, siz beni bu kadar düşünmeyin, tamam mı? Sizin bu ucuz numaralarınız bana yazmaz. Bir daha geldiğinde de sizi burada görmeyeyim be, yeter artık. Dört kişi yaşıyor. Allah beyaz evde. Aha. Güneş ne güzel parlıyor değil mi? Bu gece, bu kasvetli günde yine de sizlerin yanınızdayız. Ve sizler bizi izleyerek çok mutlu ettiniz. Ben de bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Merhaba. Nasılsınız? İsminizi öğrenebilir miyim? Ayşegül Hanım merhaba. Ben de William Shakespeare. Nasıl buldunuz oyunumuzu acaba? Güzel. Teşekkürler efendim. İyi seyirler. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Tülay Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Oyunumuzun hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkür ederim efendim. İyi seyirler. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Uğur Bey nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler efendim. Ben de çok iyiyim. Oyunumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok teşekkür ederim efendim. İyi seyirler. İyi seyirler. Thank you.
Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanın kayna. Karısını zehirlemek isteyen insan başka ne yapar ki? Aranızda hiç karısını zehirleyen var mı? Yok mu? Peki benim şu küçük kedi gördünüz mü ya? Hani pek küçük değil de. Kaçtı. Kaçtı. Kaçtı mı? Evet, kaçtı. Ciddi olamazsınız. Lucretia! Lucretia neredesin? Lucretia o adamla gitmiş olamaz. Juliet! Git çabuk ya. Ya nerede kaçıyorum? Gelsene. Ne var baba? Yine ne bağırıyorsun ya? Lucretia kaçıp gitmiş o adamla. Hem de tamamen. Aman ya. Zehiri yazmıştır. Kullanıyor. İğrenç anne ve babama. Sizi tümden terk ediyorum. Willy ile birlikte kaçıp onunla birlikte aşkı yaşamaya. Her şeyden bitirecek. Yaratma merak yok. Hiç evladımızı da elimizden al. Yaşlı günümüzün desteği. Ne talihsiz bir babaymış. Ya öyle. Bekle ben sana içecek bir şeyler hazırlayayım. Al iç benim zavallı babam. İyi gelir. Öyle tek taraflı olmaz canım. Sen otur ben de sana. Al iç sevgilim, sağlığına. Benim bundan sonra Lucretia diye bir kızım yok. Onu reddediyorum evlatlıktan. Lucretia benim gerçekten kızım. Boş ver bunları. Ya sadece bilmek istiyorum. Lucretia benim kızım mı değil mi? Ya bizim güzel bir tek evladımız gitmiş. Sadece bilmek istiyorum. Ne var bunda? Yani Lucretia bana hiç benzemiyor da. Ben anlayışlıyımdır. Ne bileyim. Yakışıklıyımdır. Şişmansındır. Tamam şişmanım. Ama bunu benim neden yüzüme vuruyorsun ki? Kimdi babası söyle. Eski defterleri karıştırma. Söyle dedim. Gerçeği söyleyeceğim. Lucretia senin kızın değil.
tam peydalladım ve sana yutturdum. İnanması güç ve böyle iğrenç bir tepki veriyorsun ama gerçekler böyle. Yok yok. Sen bana bakma çünkü ben hiç üzülmedim. Niye biliyor musun? Onun da senden ayrılmam için elimde bir neden var. Sen benden ayrılmak mı istiyordun? Evet, hem de tam 29 yıldan beri. 29 yıldan beri mi? Bana bir şey değil mi? Sen benim rızamı alamadıktan sonra sen anca hava alırsın. Nedenmiş? Çünkü... Ya bir dakika. Sen geç oraya. Aslında ben benim bunu seninle tartışmam bile gerek. Bak zaten birkaç dakikaya namlıyorum. Uyuz olurum. Aman ne derse desin zaten birazdan diğer tarafa doğru da fırlatacak. Neden biliyor musun? Çünkü senin sevgili kayınım yani benim sevgili kayınım var ya sana çok çok büyük miras bıraktı da ben de kocan olarak sahip çıkacağım. Evet ama zengin bir sahtekar. Ve sana da tekrar aşık oldum sevgilim. Git başımdan, pardon. Ya, hatırlıyor musun? Geldiğim an sana neler söylemiştim, nasıl aşık oluvermiştim? Söyle bakayım ne demiştin? Dokunma bana ya, nefret ediyorum senden. Yok canım öyle dememiştim ya. Bak şöyle demiştim. Aşkın hafif kanatlarıyla açtım bu duvarları. Hem taş duvarlar aşka engel olamazlar ki. Ben de bahçeden gelen sesi duyar gibi olmuştum. Ve sormuştum sana. Kimin yardımıyla buldun burayı? Bana akıl veren aşkın yardımıyla buldum. O bana göz oldu. Ben de ona yol gösterdim. Şu meyve ağaçlarının üstünde yükselen ayın üzerine yemin ederim ki seni seviyorum. Yalnız sana
Dedim dedim dinlemedim. Bak ne oldu şimdi? Hüzünlü bir barış getiriyor bu sabah bizlere. Güneş kederinden yüzünü gösterdi. Hadi konuşalım bu kederli geceyi. Bilin isterim ki bundan daha acıklı öyküsü görülmemiştir. Romeo ve Juliet'in! Zaten bir adım yakın olandır. Şu yedirdiğin tıklar var ya, buranda kalıyor, buranda.